Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, teşrifleriyle programımızı onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye arz ediyorum. Sayın Genel Başkanım, buyurun efendim. Efendim, böylesine keyifli bir ortamda sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Keyifli ortam diyorum, aslında bir tarihi yeniden yaşatmak olağanüstü güzel bir şey. Ulusları ulus yapan onların tarihleridir. Kentleri kent yapan da o kentin kendi tarihidir. Eğer yöneticiler kendi yaşadıkları veya yönettikleri kente yabancılaşırlarsa tarihi de unutmuş olurlar. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın İstanbul'un tarihini yeniden restore edip ortaya çıkarması olağanüstü güzel bir olay. Yere batan sarnıcını yine birlikte aşmıştık. Bir anlamda dünyanın merkezi gibi gördüm orayı. Zaten üç büyük imparatorla başkentlik yapmış olan bir İstanbul'un neresini kazırsanız, neresini el atsanız mutlaka bir tarih çıkıyor. Efendim, şehir hatları, vapurları ya da vapuru ya da vapurları benim hayatımda da çok önemli. İstanbul'da yukarı Göztepe'de Çemenzar'da oturdum 12 yıl. Dolayısıyla cumartesi pazarları hariç hemen hemen her gün Kadıköy'den Karaköy'e, Karaköy'den Kadıköy'e gittim vapurlarla. O zamanlar Boğaz Köprüsü henüz daha yapılmamıştı. Dolayısıyla bu vapurlara gidip oturmak, ilk geldiğimde 1970'li yıllarda vapurun neresine oturabiliriz diye beğendiğimiz bir yeri bulur oraya otururduk. Sonraki yıllarda İstanbul çok kalabalıklaştı. Bir yer boş bulabilirsek oraya oturmaya başladık. Ama her sabah gazetemizi açar okurduk. Çaycı bağırarak çay dağıtırdı. Dolayısıyla arzu edenler çay alırlardı. Bazıları arka taraftan martılara ekmek parçaları atarlardı ve biz hep birlikte onu seyrederdik. Dolayısıyla bu vapurların İstanbul'un kültüründe de tarihinde de önemli bir yeri var ve bunların yaşatılması lazım. Paşabahçe'ye binip binmediğimi bilmiyorum ama %100 bindiğimden eminim de, ama Paşabahçe diye özel bir belirleme olmadı hayatımda ama burada gördüm tabii. Bunları yaşatmak lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey gerçekten de büyük bir özveriyle İstanbullulara hizmet etmek istiyor. Çalışıyor, çaba harcıyor. Kendisi ve kadrosuyla beraber olağanüstü çaba harcıyor. Engellerin çıkarıldığını biliyorum. Zorlukların çıkarıldığını biliyorum. Ama Ekrem Başkan bir konuda çok başarılı. Bütün engelleri aşıp amaca ulaşma konusunda son derece başarılı. Medyadan örnek verdim Sayın Başkan. Hiç önemi yok onların. Hiçbir önemi yok. İstanbullu sizi görüyor Sayın Başkan. İstanbullu sizi tanıyor. İstanbul için ne yaptığınızı İstanbullular da biliyor. Sadece İstanbullular değil, aslında bütün dünya biliyor. Bir metroda, ya daha doğrusu bir metropolde aynı anda 10 büyük metro inşaatını yapan dünyada başka bir metropol yok. Bunların tamamı durmuştu. Çalışmıyordu bunlar. Ama şimdi buralarda harıl harıl insanlar çalışıyorlar. İstanbullulara hizmet etmek için. Bir şey daha var. Belediye başkanlarımızın çok güzel bir özelliği var. Hizmet ettikleri kente hesap verme gibi. Yaptıkları harcamaların kuruşu kuruşuna hesabını vermek gibi. Yani saydam bir yönetimi savunuyorlar, saydam bir yönetimden yanalar. İnşallah bunu Türkiye bağlamında da gerçekleştireceğiz. Devleti yönetirken devletin saydam olmasını, devleti yönetenlerin kendi halkına hesap vermesini ve bu hesap vermenin de onurlu bir görev olduğunu sadece Türkiye değil bütün dünyaya anlatacağız. Bundan da bütün arkadaşlarımın emin olmasını isterim.
Efendim Haliç Tersanesi, Fatih'ten kalan, evet burası da bir tarih aslında. Buranın da yaşaması lazım. İstanbul aynı zamanda bir kültür merkezi, dünyanın kültür merkezi. Ciddi bir entelektüel birikimin bütün dünyaya buradan yayılmasını, buradan anlatılmasını da çok arzu ederim. Bu konuda da Ekrem Başkanımız elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Sayın Başkan, bütün konukların önünde, huzurunda yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii en büyük teşekkür, en büyük teşekkür yanında oturan kadın genel müdüre. Size de teşekkür ederim. Kadınların artık çalışma yaşamında çok daha fazla ve etkin yerlerde olması lazım. Geçen yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşıma dedim ki, belediyeleri kazandığımız belediyelerde eskiden kaç kadın yönetici vardı, şimdi kaç kadın yönetici var, bunu bir çıkar diye. Aşağı yukarı önemli bir artışımız var. Ama belli bir zaman dilimi içinde bu artışın daha belirgin olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Hepinize yürekten teşekkürler.